Şimdi öncelikle Muğla'lı olmak ne demek? <laughs> ne demek? Söyle lan ne demek Muğla'lı olmak? Muğla'lı olmak tatil yapmak. 7 gün 24 saat. Kanka ben 27 yıldır Muğla'dayım daha tatil <laughs> günü 1. E ne diyeyim insan yalan mı söylüyor? Evet Muğla'ya gelin. Hep tatil burası hiç kimse çalışmıyor. Belediye hep ekmek dağıtıyor. Bu arada bunlarda asfalt şirketi yokmuş. Yani yol yapan şirketi yokmuş. Belli bir kilometreyi tutturunca 50-60 kilometre adamları çağırıyorlarmış. Ankara'dan bilmem nereden geliyorlar Şimdi Bizim Muğla asfalt yapamıyor muymuş? <laughs> Muğla demek gün içinde bir kere gördüğün eski arkadaşına böyle sarılıp kucaklaşmak demektir. Ve aynı gün içinde o arkadaşın bir defa daha görmek. Bu arkadaşını ikinci kez gördüğünde ise merhaba deyip geçmektir. Muğla demek sigara içerken akrabalarına yakalanmaktır. Okuldan kaçtığında daha okuldan kaçtığının okul müdürünün haberi yokken babanın haberi olması demektir. Mula demek yine aynı şekilde başı ile sonunu dakikalar içinde gezebilmek demek. Mula demek ismini bilmediğin birinin simasını mutlaka bir yerden hatırlamak demek. Yine Muğla demek yol çalışması demek. Aga yol çalışması ama geçmişte bu, bu coğrafyada çok fazla kültür yaşamış aslında baktığımızda. Bu kültürler içinde ama iki tane grup var. Bu kültürlerin içinde iki tane grup var. Bu Türk kültürü bir de Türklerden önceki. Öncelikle şehrin ismine baktığımızda da aslında Evliya Çelebi'nin eserine göre burayı zamanda Menteşe Bey'in oğlu Daraki Bey'in veziri Mu'li Bey diye bir adam geliyor. Burayı ilk ele geçiren o Mu'li Bey. Bu adamın da isminin Mu'li olmasının sebebi Farsça'da kefereye yani gayrimüslim'e yani Müslüman olmayanlara Mu denir. Bu Mu isminden Mu'li oluyor daha sonraki süreçte de Moğol olarak anılmaya başlıyor. En bilinen ve elimizdeki günümüze en yakın kaynaklardan birisi de bu. Daha eskilere döndüğümüzde ise işte Bizans'a, Bizans'tan daha önceki Helenistik çağlara döndüğümüzde ise Muğla'nın Moğola diye kaynaklarda geçtiğini görüyoruz. Başka bir kaynağa göre de buranın Alinda olduğu söyleniyor. Ama bu kaynak birazcık şaibeli. Şöyle Alinda, bir de Çin'e de Alinda diye bir yer var. Burası mı, Çin'e mi? Bu birazcık karıştırılıyor. Ama kaynaklarda yine Muğla isminin Alinda olduğu karşımıza geliyor. Real ansiklopediyaya baktığımızda ise bu buranın Mobolla olduğu biliniyor. Mobolla bizim şey Mobolla değil. Kafe, restoran Mobolla değil. Bar diyemedim yala. Bir de Moğol hükümdarı Dibakuy Han'ın Alınca adında bir torunu var. Bu Alınca adlı torunun iki tane evladı var. Bu evlatlarından birisinin adı Tatar, diğeri de Moğol. Bu Tatar Bey'den sonra Moğol başa geçince onun hatırına, onun ismine saygıdan dolayı buranın adı Moğol olarak geçiyor. Bir diğer efsaneye göre de mesela Kanuni Sultan Süleyman Marmaris'ten Rodos'a doğru sefer yaparken burada diyor ki Moğol'a gelince ya diyor şurada bir mola verelim. oluyor bizim mola Muğla'ya dönüyor. Kimisi de diyor ki efendim bu Kanuni'den önce de böyleydi. Orta Asya'dan gelen Türklerin artık o kadar yol geldik. Birazcık dinlenelim. Buralarda bir mola verelim dedikleri ve bu mola verelim kelimesinin zamanla evrilerek Muğla'ya döndüğü söyleniyor. Biraz da ilçelerine bakmak gerekirse veyahut da işte mahallelere bu isimler birazcık hikayeleri fazla. Biraz da onlara bakmak gerekirse mesela Bodrum. Bodrum ismi ise şuradan geliyor. Menteşe Bey oğullarından bir bodrumluk yer istiyor. Hani bodrumluk yani basık bir yer istiyor. Ve buraya bir kale yaptırıyor. Bu kale işlemi bittikten sonra etrafındaki çalılıkları yaktırıyor. Kale tabi bir anda büyük bir hani görkemiyle ortaya çıkıyor. Bodrum ismi de bu kalenin Bodrumluk yerde yapılmasından dolayı geldiği söyleniyor. Ama daha güzel bir rivayete göre de Hazreti İsa'nın 12 havarisinden birisi Latince'de Sen Peterium diye biniliyor. Bu Sen Peterium'da oluyor zamanla Peterium'dan Bodrum'a dönüşüyor. Kanuni Sultan Süleyman yine Rodos seferi sırasında Marmaris'ten geçiyor. Bak bu, bu ilginç bir hikaye. Rivayet yani. Buradan geç geçerken Marmaris'e geliyor. Diyor ki burada niye kale yok? Buraya bir kale yaptırın diyor. Ben diyor seferden döndüğümde bu kaleyi burada göreceğim diyor. Tabi sefer sonrası geliyor Kanuni. Bir bakıyor kale az. Bu mimara söylüyor diyor ki mimar bu kale azdır diyor. Marmaris ismi oradan çıkıyor. Bir diğer anlatılana göre ise sefere çıkmadan önce kaleyi görüyor. Aa diyor burada bir kale varmış ama diyor bu kale az. Ben diyor sefere gideceğim. Geri geldiğimde bu kalenin büyütülmüş olduğunu göreceğim diyor. Sefer bitiyor. Kanuni'ye geri geliyor abi. Bir bakıyor kale hala aynı kale. Diyor ki mimarı asın diyor. Mimarı as emrinden dolayı da bizim Marmaris'in ismi ortaya çıkıyor. Yine bir Evliya Çelebi'nin eserinden öğrendiğimize göre Menteşe Beyliğinden Ulama Bey Ulayı fethediyor. Bu Ulama Bey'in Ulayı fethetmesinden sonra da bilin bakalım nerenin adı Ula oluyor. Bizim Ula'nın adı da Ulama Bey'den geldiği söyleniyor. Bir rivayete göre ise Orta Asya'dan göçen Türkler buraya yerleşiyor. Buraya göç eden Türklerin yaşadığı Orta Asya'daki bir bölgede Ula adlı bir nehir varmış. O nehrin ismini buraya taşıdıkları söyleniyor. Bir de bizim Muğla merkezin bir mahallesi var. Düyerek Mahallesi. Düyerek Mahallesi'nin de tepesinde bir su var. Kuzeyinde herhalde. Bir su var. Burada su akıyor ya. Bu su gümbür gümbür aktığı için buraya Dümberek diyorlar. Suyun çıkarttığı sesi Dümberek Mahallesi olarak ismine veriyorlar. Daha sonra da bu evrile evrile günümüzdeki Düerek ismine geliyor. Benim çocukluğumun bir kısmının geçtiği bir yer var burada. Hatta babamın doğup büyüdüğü yer. Eski Muğla'nın olduğu yer. Bu bilgi işte Sayın Ertuğrul Aladağ'ın YouTube'da bir videosu var. Oradan aldığım bir bilgi. Cavurhane diye bir mahalle var Muğla'da. Burada insanlar ayrılmışlar biraz. Efendime söyleyeyim. Rumlar, gayrimüslim lerin durduğu yer Cavur Mahallesi oldu. Cavur Mahallesi olarak kabul edilmiş. İşte burada alkol üretiyorlar. Evet alkol tüketiyorlar. Burada böyle hani Müslüman hayatından biraz daha uzak yaşadıkları için orası Cavurların olduğu yer. Cavurların dükkanlarının olduğu yer. Cavurhane olarak geçiyormuş. Bu Cavurhane ismi ileride evrilmiş Saburhane'ye. Bir teze göre de bu tez hani şu an elde var olan bir teze göre orada yatan zaten kabri bulunan Sabri Bey'den. Sabri Bey'den Saburhane'ye evrildiği söyleniyor. Bu farklı isimler içinde bir de benim en çok dikkatimi çeken kendi köyümün de olduğu yer yerkesi. Şimdi hikayeye bak, kanuni sefere çıkıyor gene, yerkesiye geliyor tamam mı? Ordularını işte orada dinlendiriyor ediyor. Bir tane çiftçi görüyor. Çiftçi de buğdayla saplarını birbirinden ayırmak için harman yapıyor, böyle havaya atıyor, yani rüzgar alıp götürüyor ya. İşte onu yapıyor ama durmuş, dinleniyor falan. Ediyor, sen diyor niye duruyorsun? Yapsana işini diyor. Yok diyor, şu an olmaz diyor. Niye olmaz diyor? Yel eksik diyor. Nasıl yel eksik ya diyor? İşte rüzgar olması lazım ki kabuklarını alsın buğday taneleri ağırlıktan dolayı yere düşsün, kabukları da uçsun gitsin diyor. Ondan sonra yap bakayım bir dene diyor. Ondan sonra yapıyor. İşte kabukta, da aynı yere düşüyor. E diyor olmadı bu diyor. E padişah ben size demedim mi diyor. Yel eksik diyor. Ha, burada demek ki yel olmuyor. Burada yel eksik ismi günümüzde yer kesiye kadar ayırılıyor. Bir diğer rivayete göre ise yine kanuni burada işte Rodos seferinde bir, bir seferde bunca olay yaşanıyor. Bir tane askerini işte toprağa kazarken görüyor diyor ne yapıyorsun burada diyor. Asker diyor ki iğnem düştü çengelli iğnem onu almaya çalışıyorum diyor. Alsana diyor niye kazıyorsun diyor. Toprak yarık diyor. Resmen diyor yeri kesmişler diyor. İğne oraya düşmüş diyor. Nasıl yani yer mi kesik diyor. Günümüzde de yer kesin isminin buradan geldiği söyleniyor kitaplara göre. Aslında Muğla'nın geçmişine baktığımızda çok önemli tarihsel bir dokusu var. Ancak burada karşımıza çıkan en önemli bilgilerden birisi ise Türklerden öncesi. Türklerden önce Muğla tarihi aslında taş çağlarına kadar dayanıyor. Ama bunun resmiyette bir yeri yok. Yani araştırıyorlar ediyorlar. Bu dönemle alakalı çok aşırı bir bilgi karşımıza çıkmıyor. Ancak Tunç çağlarına geldiğimizde burada gerçekten tarihlerin artık resmi evraklarla karşımıza çıktığını görüyoruz. Turva Savaşı'nı hepimiz biliyoruz. Turva Savaşı Savaşı'nda Lelekler adında bir millet var. Lelekler Truva Savaşı'nda yanlış ata oynuyorlar. Yani Truvalıların tarafına geçiyorlar. E Truvalılar bu savaşta kılınca Lelekler de Truva bölgesinden buraya göç etmek zorunda kalıyorlar. Bir kaynağa göre bu Lelekler aynı zamanda Karlar olarak biliniyor. Buraya gelerek Karya dediğimiz millet oluşturuyorlar. Karya kültürünü ortaya çıkartıyorlar. Bu Karyalılar sırasıyla önce Mısır hakimiyetine giriyorlar. Daha sonra Lidyalıların hakimiyetine ve ondan sonra da Pers hakimiyetine giriyorlar. Yani baktığımızda Kuzey Afrika kültürü burada. Efendime söyleyeyim İran kültürü burada. Yine baktığımızda da Yunan kültürünün burada birleştiğini görüyoruz bu dönem. Görmüş olduğumuz Stratonikea vesaire bu dönemde ortaya çıkmış eserlerdir. Ancak asıl kültür bizim kültürümüz 11. yüzyılda başlıyor. 1071 Malazgirt Savaşı ile beraber Türkler Anadolu'nun çeşitli yerlerine göç etmeye başlıyorlar. Bu göçler esnasında Muğla'ya Türklerin geldiği sırada Muğla aslında Bizans hakimiyetinde. İşte Bizans da ikiye ayrılmış vaziyette. Batı zaten 476'da ortadan kalkıyor. Burada olan Bizans dediğimiz Doğu Roma. Buralara Doğu Roma hakim. Ancak 1200 761 yılında ilk Türkler buraya ayak basmaya başlıyorlar. Yani toplamda ortalama küçük bir hesapla 760 yıldır buradayız sayın Muğla'lılar. Menteşe Bey buraya geliyor. Milas merkezli bir beylik kuruyor. Menteşe Bey'den sonra yerine sırayla Orhan, İbrahim, Musa, Mehmet ve Mahmut Beyler beyliğin başına geçiyor. Ancak bu dönemde Osmanlı Devleti kendini çok geliştirdiği için Yıldırım Beyazıt Muğla'yı kendisine bağlayabiliyor. Ancak Yıldırım Beyazıt da Ankara Savaşı'nda yenilip Timur'a esir düşünce Timur da Menteşe Beyliğini Mehmet Bey'e geri veriyor. Yani Menteşelilerin hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Mehmet Bey'den sonra oğlu Leys, İlyas Bey bunlar başa geçtikten sonra da bu sefer duruma Fatih Sultan Mehmet e el koyuyor. İshak Paşa komutasında bir ordu gönderiyor Menteşe'ye ve böylelikle Menteşe artık tamamen Osmanlı Devleti'ne bağlanıyor. Aslında Menteşeliler çok doğru ata oynamıyorlar. Yani Karamanoğulları ile Osmanlı arasındaki çatışmada Karamanoğullarını destekliyorlar. Bu durum zaten Fatih Sultan Mehmet'i ve ondan önceki padişahları da rahatsız etmişti. Menteşe Beyliğini bu yüzden himaye altına alıyorlar. Ve Fatih Sultan Mehmet Milas merkezli bu beyliğin merkezini de Muğla'ya taşıyor. Muğla'ya taşıdıktan sonra artık bizim tarihimiz burada Tam olarak başlıyor. 1919 yılına kadar tahmin ettiğiniz üzere Osmanlı Devleti'nin himayesinde kalıyor. Ancak 1919 yılına gelindiğinde Yunan işgalleri işte İzmir, Aydın'da başlıyor. İtalyanlar yine sahil şeridine asker çıkartmaya başlıyorlar. 1919'a kadar tamamen Osmanlı'dayız ama ondan sonra milli mücadele başlıyor. Hep bir Muğla'lıların kafasını kurcalayan bir şey vardır. Özellikle bunu Muğla'lılar çok sorgulamaz da Muğla dışından gelenler bunu çok sorgular. Derler ki siz Muğla'lılar işte İtalyanlar buraya geldi de siz hiçbir şey yapmadığınızda milli mücadeleye destek vermediniz falan derler rivayete göre de ben şunu duydum. Atatürk heykeli Muğla'ya sırtını dönmüş vaziyette. Bu yüzden Atatürk Muğla'ya hiç gelmedi. Çünkü Muğla'lılar milli mücadeleye destek vermedikleri için bir kırgınlık besliyor derler. O zaman yani bu tamamen bir insanların kafasını kurcalama politikası. O zaman ben de şunu söylerim. Mustafa Kemal sırtını Muğla'ya verdi ve geniş düzlüklere baktı. O baktığı düzlüklerde şimdi koskoca bir şehir kuruldu. E çünkü Mustafa Kemal ileri görüşlüdür derim. Yani Mustafa Kemal'in Muğla'ya sırtını döndüğü falan yok. Şimdi hatta bunları size ispat edeyim. 15 Mayıs 1919 yılında Yunanlılar İzmir'e asker çıkartıyorlar. Fiili olarak işgallerini başlatıyorlar. İzmir'de İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Bu kurulan cemiyetin başında Muğla Belediye Başkanı Zorbazade Ragıp Bey var. Kurucularından birisi. Hatta o dönemin mutasarrıfı yani valisi gibi günümüzdeki mutasarrıfı Hilmi Bey, Milli Mücadele taraflı bir tavır takındığı için İstanbul Hükümeti tarafından görevinden alınıyor. Ve görevinden alındıktan sonra İstanbul'a geri dönmüyor. Burada kalarak Milli Mücadele'ye destek veriyor. Hatta Sivas Kongresi kongresi döneminde Mustafa Kemal'e bir mektup gönderiyor. Gönderdiği mektupta kurulan onlarca cemiyetin hepsinin tek elde Mustafa Kemal'in elinde durmasını istiyor. Bu mektuptan bir şey anlamadığı için Mustafa Kemal Hilmi Bey'i yanına çağırttırıyor. Amacının ne olduğunu yüz yüze görüşmek istiyor. Ve daha sonra biliyoruz ki Sivas kongresinden sonra zaten tüm cemiyetler tek çatı altında toplanmadı mı? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti diye. Hepsi tek çatı altında toplandı. Aslında Muğla milli mücadelede inkar edilemez öneme sahiptir. Aydın'da bulunan 57. Tümen kumandanı Miralay Şefik Bey Kadir Bey'i buraya gönderiyor. Muğla'ya git ve bir Kuvayi Milliye birlikleri oluştur diyor. Kadri Bey buraya geldiğinde bir bakıyor Muğla'da zaten Kuvayi Milliye efeler toplanmış silahlı bir birlik oluşturmuş. Aynı zamanda Muğla'da Menteşe Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti oluşturulmuş. Hatta bu Menteşe Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti görevini ise günümüzdeki Şeyh Camii'nin önündeki avlu var ya orada bir kütüphane varmış. O kütüphanenin içinde yürütüyorlarmış çalışmalarını. 20 Mayıs'a geldiğinde Muğlalılar Kocahan dediğimiz şu an Kurşunlu caminin üstündeki belediyenin bir çalışma yaptığı yer var ya yere de böyle böyle bir han çizmiş ya aslında belediye. Orada belediyenin çizdiği büyük bir ihtimalle Kocahan. Ben de bir kere geçerken gördüm daha bitmemişti. O Kocan dediğimiz bölgede Muğlalılar bir araya gelmiş ve miting yapmışlar. İşgalleri protesto etmişler. Bu mitingden sonra ilerleyen süreçte Hilmi Bey Mustafa Kemal'e az önce anlattığım mektup gönderme hadisesi yaşanıyor. Ve Mustafa Kemal'e bağlılık bildiriyor. Muğla sizinle beraberdir diye. Hatta Mustafa Kemal az önce söylediğim gibi Hilmi Bey'i yanına çağırıyor. Paris Barış Konferansı'nda İzmir, Aydın, Muğla bölgesi aslında İtalya'ya verilmişti. Ancak Paris Barış Konferans dediğimiz bu konferansta İngilizler bir dalavere çevirerek İzmir bölgesini, Aydın bölgesini Yunanlara verdiler. Hatta İtalya bu yüzden birazcık bozuldu bu duruma. Yunanlar Paris'ten aldıkları güçle İzmir'e asker çıkarttılar. Az önce söylediğim gibi 15 Mayıs'ta. Asker çıkartıyorlar. İlerleyen süreçte İtalyanlar da diyor ki şimdi diyor bu İzmir gitti. Aydın'ı Yunanlar aldı. İtalyanlar diyor ki biz burayı, Muğla'yı kaptırmayalım asker çıkartalım diyorlar. İlk asker çıkarttıkları yerler Fethiye, Marmaris, Bodrum. Hatta Bodrum'dan Milas bölgesini ele geçiriyorlar. Oradan da yat Tana doğru ilerliyorlar. Bir rivayete göre Milas'tan İtalyan askerleri günü birlik Muğla'ya gelip gidiyorlar. 23 Temmuz'a gelindiğinde, 23 Temmuz 1919'dan bahsediyorum, Gökova'dan Ula'ya, Ula'dan da Muğla'ya asker getiriyorlar. Yani Muğla 23 Temmuz'da işgal ediliyor. Ancak İtalyanlar buraya öyle bir asker getiriyorlar ki Muğla nüfusundan fazla. Yok yok, 200 tane asker getiriyorlar. O askerlerin de bir grubunu Ula'da bırakıyorlar. Çok az bir askeri birlik getiriyorlar. Neden? Halkın tepkisini çekmemek için. Çünkü Muğla'da bir milli ruh var. Muğlalılar da Yunanlara endekslenmiş vaziyette şimdi siz buraya çok fazla asker getirseniz ne yaparsınız? Muğlalıların tepkisini çekersiniz. Ve böylelikle şu an günümüzde konak altı kültür merkezi olarak bildiğimiz bölgeyi kendilerine karargah olarak belirliyorlar. Yağcılarını, kocanını, at bağladıkları tavla olarak belirliyorlar. Kız Meslek Lisesi'ni ise depo olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda Saatli Kule, Kışla Parkı dediğimiz o bölgeleri de kendi ellerine geçiriyorlar. Ancak herhangi bir şekilde halka zulüm etmek, herhangi bir şekilde kadınlara sarkıntılık etmek, herhangi bir şekilde huzursuzluk çıkartmak gibi bir şey yapmıyorlar. Ancak Yunanların iz İzmir işgalinde yaptıklarını biliyoruz değil mi? Kadınlara tecavüzden tut, çocukları öldürmeye. Hatta sırf ekonomileri çöksün diye tarlaları yakıyorlar. Hayvanları öldürüyorlar. Antep'te Şehit Kamil ne oluyor? 13 yaşındaki Şehit Kamil neden öldürülüyor? Çünkü Fransız bir asker annesine sözlü tacize başlıyor. Şehit Kamil işte silah bulup geldiğinde o Fransız asker tarafından öldürülüyor. İşte şu an Gaziantep'in merkez ilçesi sanırım Şehit Kamil. Ancak İtalyanlar burada bu topa girmiyor. Peki İtalyanlar ne yaptı? İtalyanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Muğla Marmaris yolunu düzeltiyorlar yine Ula ile Muğla arasındaki yolları düzeltiyorlar. Hatta bu Muğla Ula yollarını yaparlarken Türk işçi çalıştırıyorlar. Yani bizim Türkleri de istihdam ediyorlar. Onlara da para veriyorlar. Bölge çiftçisine, esnafına kredi imkanları sağlıyorlar. Bu işgalin başında bulunan Doktor Nakarato halka ücretsiz tedaviler sunuyor. Milas Küllük Limanı'ndan getirdikleri un, şeker, gaz yağı, yağ gibi temel ihtiyaç maddelerini de halka ücretsiz dağıtıyorlar. Aynı zamanda Muğlalıların oluşturduğu Kuvayi Milliye Birliklerinin işlerine de hiç karışmıyorlar. Yani biliyorsunuz biliyorsunuz Muğlalılar Kuvay Milliye Birliklerini oluşturuyor. Hatta Çin'e de sürekli Yunanlara baskınlar düzenliyor. İtalyanlar hiçbir şekilde Muğlalıların Kuvay Milliye Birliklerine müdahale etmiyorlar. Ve buraya getirdikleri asker sayısı hiçbir zaman 200'ün üstüne çıkmıyor. Hatta bu Doktor Nakarato denilen Hristiyan adam Türk hani ibadetlerini yaparken Türkler bir yerde toplanıp ibadet ederken onları ziyarete gidiyor. Onlara milli mücadele ruhu anlamında destek vermeye çalışıyor. Yunanlara karşı. Ha, belki burada şimdi şey diyebilirsiniz. İtalyanlar ha, burada çok sempatik anlattığımı düşünmeyin. Böyle bir amacım da yok. Ama İtalyanlar hiçbir şekilde Muğla'da bir taşkınlık yaratmıyorlar. Yani demem o ki. Muğla Milli Mücadele döneminde çok önemli bir yere sahiptir. Aksini söylemek, boz yüklü Hacı Süleyman'a, Doktor Cemil Baydura büyük bir saygısızlıktır. Muğla'nın Milli Mücadele döneminde teslimiyetçi bir tav tavır takındığını söylemek, Hacı Süleyman'ın ağzından çıkan şu sözlere çok büyük bir saygısızlık değil midir? Düşman çizmeleri gelirse buraya ne yaparız? Ya hayat ya ölüm. Çünkü Türk tarihinde hiçbir zaman Türkler köle ve esir olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır diyor. Az önce bahsettiğim Koca Han mitinginde. Mesela çok önemli isimler de vardır Muğla'dan yükselen. Kuvayi Milliyeci ruhuyla, engin fizik, kimya, biyoloji bilgisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tarım Genel Müdürlüğü'nü yapan, Türkiye'de çayın bu demli gelişmesine sebep olan Zihnider'in kendisi çayın babası olarak bilinir. Dubitak tarafından bu isim ona verilmiştir. Babası ağır ceza reisi olduğu için 4 yaşında Muğla'ya geliyor bu kişi. Yine babasının vesilesiyle Anadolu'nun çeşitli yerlerini geziyor. Tıp eğitimini Beyrut'ta tamamlıyor Beyrut'ta tıp eğitimini aldıktan sonra son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne katılıyor bu kişi. Osmanlı Mebuslar Meclisi basılıp dağıtıldıktan sonra Malta'ya sürgün ediliyor. Malta'dan sonra tekrar Muğla'ya dönüyor. 1938 yılına kadar aralıklarla Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunuyor. Muğlalılar onu hep ilk milletvekili olarak kabul eder. Bu kişi Doktor Rüştü Tevfik Aras. Bu kişi de Muğla'dan çıkmadır. Oysa kendisi Çanakkale'lidir. Ama her sorulduğunda ben Muğla'lıyım demiştir. Milli Mücadele döneminde padişah milli mücadelenin gelişmesini durdurabilmek için itiraf devlet kuvvetlerinin işgallerini arttırmasını önlemek için nasihat heyetleri kuruyor. Bu nasihat heyetleri yurdun çeşitli bölgelerine gidiyor. Orada halka nasihatlarda bulunuyor. Bu nasihatler nedir? Efendim işte milli mücadeleye tamamen sakın kalkışmayın. Buna gerek yok. Zaten bu işkeller sürekli olmayacak. Elinize silah almayın diye halka nasihat eden bir örgüt. Bu örgütten bir grup Ege'ye geliyor. Ege'ye geldiğinde karşılarına halk çıkıyor. Halk kimi tarafta bunu olgunlukla karşılasa da kim tarafta milli mücadeleye aykırı bu ruhu uygun olmadığı için çok sert tavırlarla karşılıyor. Hatta halk genel genelde bu nasihat heyetlerine şu tepkiyi veriyor. Bizim askerlerimiz cephede düşmanla savaşırken bu gayrimüslimler buralarda kaldılar, fabrika kurdular, tarım yaptılar. Bu adamlar zengin oldular. Biz şehit olduk, biz öldük. Bu yüzden nasihat heyetini daha içeriye girmeden kovuyorlar. Bu nasihat heyetinin içinde olan bir adam var. Bu adam nasihat heyetinden ayrılarak halkı dinleyip etkisinde kalıyor ve Kuvayi Milliye'ye geçiyor. Denizli'den Muğla'ya geliyor. Muğla'da hatta polis teşkilatının kurulmasına da etkili bir isim bu kendisi. Kurtuluş mücadelesinde de büyük taarruz zamanında Afyon'da ayağından vuruluyor hatta kangren oluyor Cumhuriyetin kurulduğunu göremiyor. Ruhun şad olsun büyük komiser Hamdi Bey. Evet belki Atatürk hiçbir zaman Muğla'ya gelemedi. Tam geleceği sırada işte Çanakkale'de bir İtalyan şibili vakası yaşandı. Bu olaydan sonra Muğla ziyaretini iptal etti. Birçok kez geleceği rivayet edildi. Hatta hazırlıklar yapıldı. Atatürk için odalar kuruldu. Ancak Atatürk hiçbir zaman Muğla'ya gelemedi merkezine. Evet Fethiye'ye geldi ama Muğla merkezi hiçbir zaman uğramadı. Muğlalılar her daim Atatürk'ün ilkelerini yüreğinde hissetmeye devam etti.